Türkiye'de olayların aydınlatılmasında vatandaşın ihbar noktasında desteği %112 ile olayları çözmüşüz. %72 polis kendi fedakarlığıyla, kendi işte çalışmasıyla fazla efor sarf ederek, fazla polis sayısını artırarak bu olayları çözüyor. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman 70 kişiden bir tanesi güvenlik hizmetlerinde görev almış. İşte asker sayısını, polis sayısını, özel güvenlik sayısını aldığınız zaman 70 kişinin bir kişidir ki bu rakam bana göre çoktur. Ama Türkiye'nin şartları bunu gerektiriyor. Daha çok polis istiyoruz. Daha çok asker istiyoruz. Daha çok özel güvenlikçi istiyoruz. Ama o zaman kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğu buraya gidiyor. Ne kadar çok polis denilse sizin gelir kaynaklarınızın güvenli hizmete gitmesi demektir. Sözümün kısa olmasından dolayı biraz şoför esnafına hani resmi olaraktan değil ama yani gayri resmi olarak da yardımcı olmalarını istiyorum. Bir de korsan taşımacılığında bizim daha da çok yanımızda olsunuz. Yani çözmekte zorlandığımız seviyelere giriyoruz. Çünkü belgeyi ama herkes taşımacılık yapıyor. Bütün işletmeler, yani kendi bölgenin adına konuşayım, ben Ümmet bölgesinde bir esnafım. Otelciyim. Sahilde özellikle kendi başına bağımsız işte gürcüsü vesairesi bunu bütün sahildeki otelcilerde şikayetçi olacağını düşünüyorum. Hem turizmin genel kalitesi açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor hem güvenlik sorunu da zaman zaman teşkil ettiğini düşünüyorum. İşletmelerin hataları olabilir bütün olarak. Oteli, barı, restorantı işte zaten genel çerçevede bunlar konuşuluyor, sesidir, hanıçlıdır vesairedir. İşletmeler kendi içinde zaten o total kalite ve iyi niyet çerçevesinde bir şekilde düzeltilebileceğini düşünüyorum. Yeter ki buradaki niyet ve çaba önemli. Ama burada bir başıboşluk hem devlet açısından vergisi vesairesi hem de dediğim gibi hani asayiş açısından da bir hani sonuçta bir işletme adına bizim çalışanımız bir hata yaptığında biz burada birebir hesap veriyoruz bir şekilde. Hani genel çerçevede çalışma açısından da emniyetli olsun genel olarak bir sıkıntımız olmuyor. Gayet destek veriyorlar. Bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Bunu paylaşmak istedim çünkü genelde bu gündeme getirilmiyor. Uzun vadede bize zarar vereceğini düşünüyorum bölge olarak bütün esnafa. Ne yapılabilir en azından dikkat çekmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Biraz daha ağırlıklı olarak belediyenin alanı zaten bu manada da Bodrum'da gördüğümüz kadarıyla çiçekçiler evet. Gündeme gelmediği için özellikle çiçeklerin alınması iyi oldu. Fakat benzer durumda olan turizm müdürümüz Özcan Hanım'a da sorduk az önce. Bir lojmanlar var aslında böyle müfret vatandaşı ya da turist, yabancı turist özellikle çevirip mal hizmet satmaya çalışan bir lojmancılarımız var, milliyecilerimiz var. Doğru mu? Zaman zaman kumsallarda fal bakmak isteyenler var, falcılar var ve daha kalabalık bir grup olarak da bu çiçekçiler grubu var. Hani bu durumda eksik de söylüyor olabilir. Bildiğim kadarıyla milliyetçilerin bir çözüm bulunmuş. Milliyetçiler için belli standlar ve noktalar var. Şekil itibariyle de üzerine sokulmuş. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu çiçekçiler konusu geçen sene bu kadar değil, bu sene biraz daha yoğunlaştılar. Belki dediğiniz gibi müdahalelerinin sayıları belki seneye daha da artacaktır. Bir de yine atlamış olmayan şapkacılar vardı bölümümüzde, şapkacılar. O şapkacılar bu sene çocuklara şey yaptık, ayıkladık. Onları halloldu konu ama çiçekler konusunda tamamen belediye, siz de biliyorsunuz ümmetli bir yakın kartı, resmi kayıt olmak suretiyle o çiçekleri satıyorlar. Bunun biz asayiş boyutuna bakıyoruz ancak şapkacılarda yaptığımız gibi belediyeyle de bu konuyu paylaşıyoruz, paylaşırız neler yapılabileceğini. Dedim ki biraz o konu, o, yani çalışma ya da sayılar konusundaki alan, etki alanı belediyenin elinde. Dolayısıyla biz asayiş yönüyle o konuda ilgilenip alakadar olmuştur.